var. Zira biliyorsunuz ekonomiyi konuşurken bile yanlış hukuki kararların, hukukun siyasetin etkisinde olmasının sonuçlarının ekonomiye yansımasını gördüğümüzü de söyleyenler çoğunlukta. Sayın Ülgen merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ülgen. Bugün adli yılın başlangıcı. Yansıyanlara bakacağız, neler yaşayacağız. Verilen mesajlar oradan çok hararetli oluyor. Onları konuşalım biraz sonra sizinle. Nasıl bir adli yıl açılışı gerçekleşecek? Ama önce İstanbul'da alkol yasağı girişimi dersem, yanlış söylemiş olur muyum? Zira İstanbul Valiliği yalanlıyor. Diyor ki biz genelge vardı zaten, bir hatırlatma yaptık diyorlar. Ama hukukçular isyanda. Bir genelgeyle böyle bir şey yapamazsınız. Hukuka aykırı yapılan bu durum ve kullanım alanlarının da genişletilebileceği zannediyorum ki yine düşünüldüğünde ortaya çıkıyor. Bir yasak mı uygulanmaya çalışılıyor İstanbul'da? Evet, şimdi bu konu ortaya atıldığı zaman ya da genelgeyle duyurulduğu zaman büyük bir infial yarattı yurtta ve o zaman ilk bağlandığım yayınlarda bu genelgenin iptal edilebilir bir genelge olduğunu ve İstanbul Valiliği'nin fonksiyon gaspı içinde olduğunu, yasayla düzenlenmesi gereken bir yasağı kendi genelgeleriyle düzenlemeye kalkmasının yanlış olduğunu, özellikle de baroların bu konuda dava açması gerektiğini söylemiştim. Evet. Çok geçmeden İstanbul Barosu bu konudaki sorumluluğunu yerine getirdi ve bu açıdan İstanbul Barosu'nu kutluyorum. Şimdi bir tarafta bizi sanki içki yanlısı bir tarafmışız gibi gösteriyorlar. Evet. Bir taraftan da aslında gizli ajandaları olan alkolü tamamen yasaklamanın yollarını arıyorlar, alıştırmasını yapıyorlar. Fakat büyük ve temel bir çelişki içerisindeler. Şimdi eğer bir şey haram ise, alkol haram olduğu için bunu yapıyorsanız, o halde alkolden ücret alıyorsunuz siz. Evet. Sizin maaşlarınızda alkolün payı var. Ve çok yüksek yani, bir vergi oranı da var. Tabii çok yüksek, hı-hı, dolaylı vergi ödeniyor alkol tüketiminde. Her geçen gün fiyatlar artıyor. Bütçeyi onunla kapatıyorsunuz, bütçe açıklarını. Hı-hı. Ve öbür taraftan da kendi hayat standardınızı dayatmak için bunları yapıyorsunuz. Bir defa komik olan şey şu. Diyor ki kadınlar parklarda geceleri rahatça gezebilsinler diye. Peki sizin alkol yasağınızda bunun için sadece erkekler içki içemez diye bir kavram mı var? Değil mi? O zaman kadınlar içebilir, değil mi? Değil mi? Buradan yani bu çıkar kadınları, tabii. Evet, yani böyle bir karar, böyle bir genelge olabilir mi? Olamaz. Bunlar her defasında mehter marşı gibi bir adım ileri atıyorlar, iki adım geri atıyorlar. Alıştırdıktan sonra toplumu ise o zaman iki adım atıyorlar, bir daha geri atmıyorlar. Yani böyle bir sistemleri var. Şimdi bunlar bir yoklama. Yani toplum ve insanlar acaba bu alkol, hı-hı, yasağında ne diyecek diye bir yoklama yaptılar. Arkasından bir açıklama geldi. İşte efendim yanlış anladınız. Biz alkolü yasaklamadık. Sadece ve sadece alkol alıp şiddet uygulayanları yasakladık. Şimdi Sayın Ülgen, taşkınlık yapanlar dediler ama taşkınlığın boyutunun ne olduğuna, neyin taşkınlık olup olmadığına kim karar verecek? Bu nasıl belirlenecek? Sadece taşkınlığın değil, sarhoşluğun da, evet, nasıl oldu, nasıl sarhoş sayılacağının kararı belli değil. Bir de üstüne üstlük sarhoşluğun giderilmesine kadar, evet, göz altında tutulacağı için bunun da ne kadar süreyi aldığını belirtmeyen bir genelge. Yani o zaman idare diyecek ki seni bu gece göz altında tutayım diyecek.
Bu da bir fonksiyon gaspı. Çünkü gözaltı sadece ve sadece Cumhuriyet savcılarının yetkisindedir ve adli bir nitelik taşır. İdari bir yöntemle insanları siz gözaltında tutamazsınız. Sarhoş da olsa, baygın da olsa, ne olursa olsun böyle bir yetkiniz yok. O açıdan çok kadük doğmuş bir genelge olmasına rağmen ben siyasi iktidarın burada elde etmeyi düşündüğü faydayı elde ettiğini de söyleyebilirim. Çünkü istediği buydu. İlan etti, tepkiler alındı, geri adım atıldı. Önümüzdeki süreçte yeni bir adıma hazırlıklı olan mutlaka gelecektir arkası. Galiba ve, Sayın Ülgen, AKP'nin bir taktiğinden de bahsetmiş oluyorsunuz böylece. Sık kullandığı bir taktik. Arkası yarın. Değil mi? Önce AKP, bir yoklama. Evet, AKP böyle. Evet, peki Sayın Ülgen, anlamlandırmaya çalıştığımız başka bir nokta var. Şimdi Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın adının kullanılmasını öneriyor. Bu ne anlama geliyor? Savcılık merkezi savcılık tek merkeze mi bağlı olacak? O tek merkez neresi? Kim? Yine son derece hukuka zarar verici bir durum mu söz konusu burada? Hayır, olmaz böyle bir şey. Çünkü Yargıtay Başsavcısının anayasada görevleri var. Görevleri sayılmış. Kendi yasasında görevleri sayılmış. Yargıtay Başsavcısı Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı olacaksa diğer savcılar Almanya Başsavcısı mı olacak? Yani Türkiye Cumhuriyeti sözcüğü aslında bir idari sözcüktür. İdari. Ama Yargıtay Başsavcısı dediğiniz zaman adli bir sözcük olur. Şimdi idari bir sözcüğü Türkiye Cumhuriyeti o zaman mahkeme başkanı. Türkiye Cumhuriyeti olmaz böyle bir şey. Yani bu hangi akılla bu şekilde hareket edilmiş ve hangi akla hizmet için böyle bir öneride bulunduğunu doğrusu düşünemiyorum. Ben bunun da aklında aslında arkasında bir hinlik yattığını düşünüyorum. O hinliğin ne olabileceğini bulmaya çalışıyorum. Yani niye Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı kardeşim yani? Yani ben şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanına mı bağlanacak? Cumhurbaşkanlığı sarayına mı bağlanacak? Burada bir nihai amaç olması lazım sizin de sorguladığınız. Adalet Bakanı diyor ki düşünce aşamasında daha. Düşünce aşamasında olması dahi bir anlam ifade etmiyor mu Sayın Ülgen bu konunun? Şimdi Adalet Bakanı bir defa şunu söyleyeyim. Türkiye'de düşünün ki hiç maden yok ve madenlerle ilgili bir bakanlık kurmuşsunuz. Ne iş yapar? Evet, değil mi? Adalet Bakanı, Türkiye'de adalet yok. En başta kendi yaptığı konuşmalarda adalet yok. Sistem tamamen yerle bir olmuş. Haklının değil güçlünün sesi çıkabiliyor. Ve kimi yerlerde, özellikle küçük yerlerde mafya bile adli makamların içerisine sızmış. Ve böyle bir durumda Adalet Bakanlığı yapmaya kalkıyor ve sadece görüntüyü kurtarmaya çalışıyor. İçerik yok. Yani bir ülkede eğer hukukun üstünlüğü ilkesi yerle bir edilmişse, bir ülkede hukuk ve yargı idarenin bütün eylem ve işlemlerini denetleyebilir olmaktan çıkmış ve tek adamın emrine bakar olmuşsa, o ülkede Adalet Bakanlığı'nın olması kadar sakin ve tuhaf bir şey olamaz. Bu nedenle kendine yeni bir konuşma alanları yaratmak için bunları söylediğini düşünüyorum. Ama önce Adalet Bakanı Türkiye'de bir adli mekanizmanın var olduğunu ispat etmeye çalışsın ve
bıraksın tek adamın düşüncesini, bir hukukçu olarak hukukun bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, yargıçların bağımsızlığı konusunda birazcık kafa yorsun. Önerim o. Evet. Adli yıl açılış töreni saat 14.30 denildi Sayın Celal Ülgen. Yine AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Bugün Yargıtay Başkanı ve Yargıtay üyeleri Anıtkabir'e gittiler, atanın huzuruna çıktılar. Ama yine adli yıl açılış töreniyle ilgili bir mesaj az önce ismini zikrettiğimiz Adalet Bakanı tarafından verildi. O mesajın içeriğine bakıyoruz. Türkiye yüzyılı vurgusu çıkıyor. Türkiye yüzyılı AKP'nin seçim sürecinde kullanmış olduğu bir slogan. Şimdi tabii bakanlara da baktığımızda pek çok bakanda yine bir parti övgüsü olduğunu görüyoruz ki atanmış isimlerden bahsediyoruz. Yeni adli yıl açılışıyla ilgili de Yılmaz Tunç şöyle demiş. İnşallah yeni adli yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize ve dünyaya ilan ettikleri Türkiye yüzyılı vizyonunu en güzel şekilde ifade bulan güç değil haklılık hak sebebidir ilkesinin en mükemmel şekilde tesis edildiği bir yıl olacaktır. Şimdi bir, AKP'nin sloganının ülkemizin Adalet Bakanı'nın tam da adli yıl açılışında adaletle ilgili bir konuda kullanılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İki, az önce dediniz ki haklının değil güçlünün sesi çıkabiliyor dediniz. Adalet Bakanı güç değil haklılık hak sebebidir ilkesinin bu yıl tesis edileceğini söylüyor. Bu yorumu, bu cümleyi nasıl değerlendirirsiniz? Yani ikinciden başlamak lazım. Buyurun. İkinci sorudan bizi güldürmesin. Yani buna kendi gücü de yetmez. Çünkü yukarıdan almadığı bir talimatı bir Adalet Bakanı olarak yerine getirme gibi bir işlevi ve yetkisi de yok. Bir defa bunu bilmesi lazım. İkincisi, Türkiye yüzyılı yerine bir başka şey öneririm. Onlara daha yakışır. Türkiye'nin 100 yıllık geri dönüşü desinler. Türkiye'nin 100 yıllık geri dönüşü onlara çok daha yakışır. Hakikaten biz şu anda hukuk olarak Türkiye'yi 100 yıl geriye döndürdük. Yani Cumhuriyet'in ilanından önceki sürece kadı sistemine döndürdük. Ama inanın kadılar bile, yani adı kadı olan yargıçlar o dönemde bile hiç değilse vatandaşlar arasında bir hukuku tesis edebiliyorlardı. Ama bugün sarı çizmeli Mehmet Ağa ile kırmızı çizmeli Hasan Ağa arasında geçen bir olayda bile adaleti tesis edemiyorlar. Mutlaka bir güç gösterisi yapılabiliyor. Kim güçlüyse onun hakkı teslim ediliyor. Bu nedenle insanlar bugün artık haklarını, mağduriyetlerini mafyadan arar olmuşlardır. Biraz dikkat etseler, bu ülkede son günlerde senet kopyalama yöntemiyle, para makinalarıyla senet kopyalama yöntemiyle insanlar güçsüz olan kişilere karşı haksız kazançlar elde ediyorlar. Hatta bu çetelerin uçları adli merciler içerisine sızıyor. Ve istediğiniz kadar itiraz edin, bir hükmü olmuyor. Türkiye'de dolandırıcılık aldı yürüdü. Çünkü bir taraftan arkasını iktidara bağlıyorlar bu dolandırıcılar. İş adamı kisvesiyle geliyorlar. İnsanların iş yerlerine çöküyorlar, işletmelerini alıyorlar. Eskiden bunlara mafya deniyordu, şimdi iş adamı deniyor. Ve yargı çaresiz, savcılar 2 yıl boyunca yapılan bir şikayette tek bir talebi bile yerine getirmiyorlar. Yani bunun neresi adil, neresi adalet? Bunu önümüzdeki süreçte belgeleriyle, örnekleriyle Adalet Bakanlığı'na bizzat da göndererek kendilerine ispatlayacağım.
Evet, biz de bekliyoruz. Kendisinin tepkisini de son derece merak ediyoruz. Gerçi sorulan sorulara AKP iktidar döneminde pek de yanıt verilmediğini de biliyoruz. Sayın Ülgen, sizinle defalarca yayın yaptık. Benim umutlu bir insan olduğumu siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Yaşadığımız tüm bu kötü koşullara rağmen ben mücadele sonucunda geleceğimize dair çok büyük bir umut taşıyorum. Hep taşımak istiyorum, hiç kaybetmemek istiyorum o umudu. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Eğer hala konuşuyorsak, hala ekranlarda varsak, bilin ki umut da var bizimle beraber. Değil mi? Sizin anlattığınız gerçekler, o işte gerçeğin varlığı aslında o umudun taşınmasının da ana sebeplerinden biri. Çok teşekkür ediyorum Sayın Celal Ülgen. Sağ olun efendim. Sevgili izleyenler, hukukçu Celal Ülgen'le konuştuk. Bakın, hukuka dair o kadar çok şey sormamız gerekiyor ki ama saat 14 itibarıyla siyasete dair de çok şey soracağız.